Şöyle bir tablolar var. Türkiye'deki nüfus miktarları ile ilgili illerin en kalabalık nüfuslu 5 il, en az nüfuslu 5 il şeklinde. Hem bir genel kültür olsun hem de bu illerin özellikleri ile ilgili. Şuralara falan çok dikkat etmenize gerek yok. Buradaki oranlar rakam olarak çok da önemli değil. İşte nüfus bakımından birinci sıradaki ilimiz İstanbul. 15 milyon 462 bin 452 kişiymiş. Hep söylenir işte 15-16 milyonluk İstanbul diye bahsedilir. İşte biraz önceki cinsiyet durumuyla ilgili göç alan şehirlerde erkek nüfusun fazla olduğunun göstergelerinden bir tanesi. İstanbul'da 7 milyon 750 bin 836 kişi erkek, 7 milyon 711 bin 616 kişi. Yani yaklaşık bir 40 bin kişi kadar erkek nüfusun fazlalığı söz konusu. İşte göç aldığının göstergelerinden bir tanesi. İkinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir, dörtte Bursa, beşinci sırada da Antalya. Bizim ilimiz yer almakta nüfus miktarı bakımından sıralanışta. İşte Antalya'nın da nüfusu 2 milyon 548 bin 308 kişiymiş 2020 rakamlarına göre. Yine Antalya'da da baktığınızda erkek nüfusu 1 milyon 281 bin 943 kişi. Kadın nüfusuna baktığınız zaman yaklaşık 15 bin kişi civarında bir eksiklik var. Erkek nüfusu daha fazla. Yine göç aldığının göstergelerinden bir diğeri diyebiliriz. Nüfusu en az olan 5 şehrimiz verilmiş burada. Baktığınız zaman işte bir Bayburt 81 milyon 910 bin kişi imiş nüfusu. En az nüfuslu şehir. İşte bir Serik ilçe merkezi olarak düşünürseniz nüfusu 130 binin üstünde bir nüfusu var. Bayburt'un nüfusu Serik'in nüfusundan az. Tunceli yine nüfusu az olan illerimizden bir tanesi. Ardahan, Gümüşhane, Kilis baktığınız zaman nüfusu az olan diğer sıradaki illerimiz olarak yer almakta imiş. Evet, illerimizin nüfus miktarları ile ilgili en üstteki 5 ve en alttaki 5 il bu şekilde sıralanıyor imiş. Var mı bunlarla ilgili sormak, eklemek istediğiniz bir özellik? Yoksa geçiyorum. Evet, geçtik o zaman. Şimdi bir başka nüfusun yapısal özelliği ile ilgili durum nüfusun eğitim durumu. İşte nüfusun eğitim durumu da yine bize nüfusun özellikleriyle ilgili, ülkedeki gelişme düzeyiyle ilgili bazı bilgileri verebilen bir durum. Buna göre de şöyle baktığınız zaman Türkiye'deki nüfusun eğitim durumu yıllara göre değişikliklere uğramış. Örneğin işte 1935 yılında ikinci nüfus sayımında Türkiye'deki okuma yazma bilenlerin oranı toplam nüfusun içerisinde %19'luk kesimi oluşturuyormuş. Buradaki verilen rakamlar, şuradaki okuma yazma oranları toplam nüfusun içerisindeki 6 yaş üstü okuma yazma çağının işte 6 yaştan itibaren başlamasından dolayı 6 yaşın üzerindeki nüfusun içerisinde 1935 yılında okuma yazma bilenlerin oranı %19. 1950 yılına geldiğiniz zaman yaklaşık olarak %31,8'i nüfusumuzun okur yazar imiş. 2015 yılına gelindiğinde işte süreç içerisinde okuma yazma bilenlerin oranı %94,6'ya yükselmiş. Toplam nüfusun içerisinde 6 yaşın üstündeki okuma yazma bilenlerin oranı. Ama kadın ve erkek olarak kıyasladığımızda nüfusun içerisindeki kadınların okuma yazma oranında kadınların %91'i okuma yazma biliyor. 2005 rakamlarına göre %9'u okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor. Erkeklerin ise %98'i okuma yazma biliyor. %1,8'i okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor. Yani erkeklerdeki okur yazarlık oranı kadınlara göre birazcık daha fazla. İşte eski yıllarda biraz daha böyle kadınların, kızların okumasıyla ilgili toplumsal bazı yanlış algılar
buna belki sebep olmuş. Son zamanlarda yapılan bazı düzenlemeler, kampanyalar, Haydi Kızlar Okula, Ana Kız Okula gibi farklı çalışmalar ile kadınlarımızın da okuryazarlık oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar söz konusu. Yine bölgesel olarak da baktığımız zaman ülkemizde okuryazarlık oranında değişiklikler var. Batı bölgelerinde, batıdaki illerimizde okuma yazma oranı daha yüksek, doğu bölgelerinde biraz daha okuma yazma oranının düşük olması söz konusu. Sadece okuma yazma oranı olarak değil, eğitim kademelerindeki alınan eğitim düzeyinde de geçmişe göre kıyasladığımızda işte bir üniversite mezunu, yüksek öğretim mezunu, lise mezunu sayısında geçmişe göre rakamların yükselmesi söz konusu. Evet, eğitim durumu ile ilgili de söyleyeceklerimiz bunlar. Var mı söylemek istediğiniz eğitim durumu ile ilgili, özelliklerle ilgili? Evet, şu anda 94,6 2015 rakamı, bu biraz daha yükselmiştir. 2020 yılına gelindiğinde okuma yazma bilenlerin oranı her geçen gün artmış ülkemizde diyoruz. Bu da yine gelişmenin bir göstergesi. İşte gelişmiş ülkelere bakarsanız nüfusun %99'u, hatta bazılarında %100'ü olarak da gösterilen okuma yazma oranlarının yüksekliğini görmekteyiz. Nüfusun bir başka özelliği, işte çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımından bahsedebiliyoruz. Ekonomik faaliyetler bizim ileriki konularımızda konu başlığı olarak ele alacağımız bir bölüm. Ekonomik faaliyetleri biz üç ana gruba ayırırız. Bunlardan bir tanesi birincil ekonomik faaliyet dediğimiz tarım, ikincil ekonomik faaliyetler dediğimiz sanayi ve üçüncül ekonomik faaliyetler dediğimiz hizmetler sektörü olmak üzere üç ana gruba ayırırız. Hatta üçüncül sektörü dördüncül ve beşincil diye alt gruplarına da ayıracağız ileriki konularda. Ülkelerin gelişme durumuna göre sektörel dağılımda, nüfusun çalışma alanlarına, kollarına dağılımında değişiklikler görülmekte. Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmı hizmetler sektöründe çalışıyor. Geri kalmış ülkelerde ise nüfusun büyük bölümü tarım sektöründe, yani birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanlardan oluşuyor. Şimdi ülkemize baktığımızda, ülkemizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte 1927 yılındaki sayımda alınan verilere göre nüfusun %80'i tarım sektöründe çalışıyor imiş. Zaman içerisinde tarım sektöründe çalışanların oranı sürekli azalmış. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı ise artış göstermiş. Baktığımız zaman bu sektörel dağılımda bu yönde gelişmeler yaşanmış ülkemizde. Yine çalışanlar içerisinde erkeklerin, işte aktif nüfus içerisinde erkeklerin oranı kadınlara göre birazcık daha fazla. Bu da çalışma hayatında erkeklerin daha fazla yer almasıyla ilgili bir durumdur diyoruz. Şimdi gelişmiş ülkelerde biraz önce dedik ya, hizmetler sektöründeki çalışan oranı daha yüksektir. Mesela bir Almanya'ya bakın, Japonya'ya bakın. Nüfusun %70'inden fazlası hizmetler sektöründe çalışır. Nedir bu hizmetler sektörü? İşte eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, ticaret, bankacılık gibi faaliyet kolları hizmetler sektörünü oluşturur. Ülkeler geliştikçe daha iyi yaşam şartlarını sağlamak için hizmetler sektöründeki alanlarda daha fazla gelişme yaşanır. Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı %5'in altındadır. Mesela bir ABD'ye bakın, tarım sektöründe çalışanların oranı %3 civarında, %2, %3 civarında bir rakamdır. Bu demek değildir ki gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim azdır demek değildir. Gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetler daha az insanla,
daha fazla teknoloji, makina kullanılarak gerçekleştirilir ve daha fazla üretim de yapılır. Mesela ABD'nin %3'lük tarımsal nüfusuyla, tarım sektöründe çalışan insanıyla dünyanın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştirmesi söz konusu. ABD'nin nüfusu yaklaşık olarak 330-340 milyon civarında bir nüfusu var. Bunun %3'ü 10 milyon kadar bir insan yapıyor. 10 milyon insanla dünyanın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştiriyor ABD. Geniş araziler, büyük makinalar, her konuyla ilgili farklı teknolojik aletlerin kullanılması insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmış ve az insanla daha fazla üretim gerçekleştiriyor. Türkiye'ye bakıyorsunuz, nüfusun %17'si, %18'i tarımla ilgili uğraşlar içerisinde. Bu da 83 milyonun %17'sini alırsanız yaklaşık 15 milyon civarında bir rakama denk geliyor. Yani 15 milyonluk bir nüfus tarımla ilgili faaliyetler yapıyor. Ama ABD'nin yaptığı tarımsal üretimin yanında bizim tarımsal üretimimiz daha düşük bir düzeye sahip. Veya başka ülkelerde, örneğin Afrika ülkelerine gidin, nüfusun %50'sinden fazlası belki tarımla ilgili faaliyetler yürütüyor. Ama adamlar karnını doyuramıyor ürettikleriyle, tarımdan elde ettikleriyle farklı sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Yani tarımda çok insanın çalışması, tarımsal üretimin çok fazla olması manasına gelmiyor. Evet, var mı burayla ilgili sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz? Duygu var mı? Yok hocam. Dilara? Yok hocam. Sude? Yok hocam. Batuhan? Yok hocam. Peki o zaman. Geçiyoruz ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı da o zaman. Sürekli tarımın azalması, hizmet ve sanayinin gelişmesi söz konusu ülkemizin sektörel dağılımında. Bir başka özellik de kır ve şehir nüfus oranları. Türkiye'nin nüfusundaki baktığımız zaman bir başka yapısal özellik. İşte kırsal nüfus, nüfusu 10 binin altında olan insanların tarım ve hayvancılık gibi faaliyetleri yaptığı yerleşmeler, kırsal yerleşmeler olarak adlandırılıyor. Nüfusu 10 binin üstünde olup insanların tarım hayvancılığın dışında farklı iş kollarıyla uğraştığı yerleşmeler, kentsel yerleşmeler olarak adlandırılıyor. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'deki nüfusun işte yine 1927'den günümüze kadarki kırsal ve kentsel nüfus miktarına baktığımızda kırsal nüfus miktarı sürekli azalmış. İşte 1927'de nüfusun %75.8'i kırsal alanlarda yaşıyor imiş. 1985 yılına kadar hep nüfusun yarıdan fazlası kırsal alanda yaşayan insanlardan oluşuyormuş. 1985'ten sonra artık kırsal nüfusun oranı %50'nin altına düşmeye başlamış ve 2020 yılına geldiğimizde kırsal alanda yaşayanların oranı %7'ye düşmüş. Ve aynı şekilde kentsel nüfus oranı da 1927'den günümüze kadarki süreçte sürekli artmış ve şu anda nüfusun %93'ü kentsel alanlarda yaşıyor, şehirlerde yaşıyor diyebiliyoruz ülkemizin 2020 yılı TÜİK rakamlarına göre. Baktığınız zaman işte kent nüfus oranlarının hızlı bir şekilde artmasında kırdan kente doğru yapılan göçlerin büyük etkisi var. Göç sonucunda insanlar kırsal alandan kentsel yerleşmelere doğru kaymışlar. Nüfus miktarı bundan dolayı da kentlerde artmış. Bazı şehirlerimize bakıyorsunuz, işte sanayinin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerde şehir nüfusu daha fazla, şehirde yaşayan insan sayısı daha fazla. İşte Karadeniz'in, özellikle Doğu Karadeniz'in bazı yerlerinden, Doğu Anadolu'da ise nüfusun büyük kısmı
kırsal alanlarda yaşamını sürdürmekte, kır nüfusu oralarda fazladır diyebiliyoruz. Evet, ülkemizdeki kırsal ve şehirsel nüfus oranları da bu şekilde. Yine gelişme düzeyi, şehirleşme oranı, baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmının şehirlerde yaşaması söz konusu. İşte Türkiye'de de bu yönde gelişmeyle birlikte nüfusun büyük kısmının şehirlerde yaşamaya yaşadığını söyleyebiliyoruz. Evet, kırsal ve kentsel nüfusla ilgili de söyleyeceklerimiz bunlar. Geçiyoruz burayı da. Bitti aslında konumuz. Konuyla ilgili bir iki tane grafik var, bir tane etkinlik var kitabınızda. Onu da yaptıktan sonrasında birkaç tane soru çözüp bugünü tamamlayacağız. Evet, 2007-2020 yılları arasındaki Türkiye'de nüfus ve nüfusun yıllık artış hızı verilmiş. Biz daha önce 1927'den 2020 yılına kadarki nüfusun miktarıyla, nüfusun artış hızıyla ilgili grafikler incelemiştik. Buradaki daha kısa bir zaman diliminde işte nüfus miktarı 2007'de 70.6 milyon, renk tutmadı, 70.6 milyon bir nüfus var. 2020'ye geldiğinde 83.6 milyonluk bir nüfus var. Yaklaşık bir 2007-2020 13 yıllık süreçte nüfusun 13 milyon kişi artması söz konusu. Ve baktığınız zaman işte Türkiye'de nüfus sürekli artmış. Nüfus miktarı miktar olarak artmış. Nüfusun artış hızını gösteren şu kırmızı grafiğe de baktığınızda genel olarak işte 2007'den 2019 yılına gelinceye kadar nüfusun artış hızlarında ufak tefek dalgalanmalar olmakla birlikte 13.1 ile 13.9 arasında gitmiş gelmiş Türkiye'deki nüfusun artış hızları, ama 2020 yılına gelindiğinde 5.5'e düşmüş ülkemizdeki nüfus artış hızı. Bunu geçen derste söylemiştik. İşte salgının, yaşadığımız hastalık sürecinin, pandemi sürecinin bunda etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Artış oranı azalmış ama hala nüfusumuz artmaya devam ediyor. Çünkü artış oranı sıfırın altına düşerse artış miktarında, nüfus miktarında azalma söz konusu olabiliyor. Şu ana kadar Türkiye'de tüm yıllar boyunca nüfusun hep arttığını, nüfus miktarının hep arttığını söyledik geçen derslerimizde. Bir kez daha burada söylemiş olalım. Geçtik. Nüfus piramitleri. Yine piramitler konusunu işlemiştik. Nüfus piramitleri nüfusun yaş, cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanıyordu. 5 tür nüfus piramitinden bahsetmiştik. Daha başka nüfus piramitleri de oluşturulabilir ama ülkelerin genel olarak gelişme düzeylerine göre işte içe çökük üçgen şeklinde bir piramit, düzgün üçgene benzeyen bir piramit, asimetrik şekilli bir piramit, arı kovanı şeklinde bir piramit ve çan şeklinde piramit yapılarından 5 tane piramitten bahsetmiştik. Burada da Türkiye'nin 2007-2020 yılına ait piramitleri verilmiş. Baktığımız zaman işte 2007'den 2020'ye doğru geçişte ülkemizde doğurganlık ve ölüm hızlarında azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmekte imiş. Bakalım grafikler bize bunu nasıl gösteriyor? Doğurganlık oranları azalmış. Bakın 2007 öncesinde hep 0-4 yaş aralığı 4 milyonun üstünde erkek, 4 milyon civarında kadın doğumu, kız çocuğu olması söz konusu imiş. 2020 yılına gelindiğinde ise doğum sayılarında erkekte de kadında da 4 milyonun altındaki rakamlar gerçekleşmiş. Bu doğum oranlarının azaldığını bize gösteriyor. Zaten tabandaki daralma da buna işaret ediyor. Yine üst kısma baktınız, tavan kısma baktınız. 65 yaşın üstündeki oranların şuraya göre daha böyle genişlemeye başladığını görüyorsunuz. Bu da yaşlı nüfusun oranının arttığını
şu piramitteki gidişat bize gösteriyor diyebiliyoruz. Evet, var mı bu piramitlerle ilgili sormak istediğiniz? Yoksa geçiyoruz. Bir etkinlik var kitabınızdan alınan. O da piramitle ilgili. Geçtik o zaman. Evet, kitabınızda bir uygulama var. Bir etkinlik var. Nüfus piramidi olarak bir uygulama, sayfa 187'de. Burada da bazı sorular verilmiş. Piramide bakarak bunları bizim cevaplamamız isteniliyor. Aşağıdaki soruları yan tarafta verilen nüfus piramidinden yararlanarak cevaplayınız. Birinci soruda bu piramit daha önce öğrendiğimiz nüfus piramitlerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir diyor. Kim cevaplar bunu bize? Şuradaki piramit ne tür bir piramide benziyor? Evet Neriman. Asimetrik şekilde mi hocam? Yani biraz...